はい、どうも、メラバー皆さん、どうも、こんにちは。カチアイ、カチアイドゥル、セキュー。トゥンスレドリア、ルーダレス。ね、アルツクベンデハツウラミュール。でね、サイマドゥン、ベンデサイマドゥン。ベンハツウラミュール、ママラハッチャイキヤレウチアイドゥル。YouTube 보면야아르카다시촉요운이야기를찍는하얗촉요운예요운미데유튜버코유작있는지뭐시와르노오다카라베르메드모르시츠오늘이친네헴데요운오늘이친오늘은촉되려메딕아인스타그램도악티브올메쳐주셔서예인스타그램타깁해댄들을비디오들하타지금디벤인스타그램도잔리아인아치듬뭐헴체게렉헴잔레윤다시좀바깥으로인사한날도나스텝기베리오나스요런거라라아소라작라쉬오늘도베라케디온게르치시문디튀르키에인사티에사바프예디예디기비오라작예니예니예디오라작아아마에베이제엔와테셰키레디르메라가고라이게스헤비니제하이르리주마라르데메야니보균주마기르데메에베이셰키덴레르들데메메라바아르가다시라시문디헴인스타그램ジャンル açarak YouTube da çekimi yapıyorum. Evet. Katılmak isteyenler hoş geldiniz. Hiçbir şey söylemedim ama olsun. Sabah bu işe giderken gidene kadar bir eğlenceli olsun. Hem de yani gerçekten uzun zamandır YouTube'u çekmeyince bir şeyler işte kanalımıza koymak istedim. Evet, günaydın, günaydınlar. Biz şimdi Malezya'da öğren saati, öğren 12 olacak. Yani 15 dakika sonra oğlumun okula almaya gitmem lazım. Evet. Ama kısa dakika olursa ama ne? Biraz devam edelim. Zaman varken sizlerle sohbet etmek istedim. Aynen öyle. Aynen. İyi toparladın sen gerçekten. Evet. Hay. Ma biraz şey de anlatmak istiyorum. Gerçekten bu son 2-3 ayda yani nereleri yaptık biz. Ne? Evet. İsterseniz şöyle yaparım, ismi de okuyarım, ismi de okuyup cevap da vereyim. Ondan sonra selamlar. Evet, Giresun'a selamlar, Giresun'a selamlar. Hem Instagram hem YouTube'da Giresun'a selamlar. Burada öğren mi? Nasıl yani? Siz nerede yaşıyorsunuz? Sanırım Japonya'da mı yaşıyor acaba? Galiba Japonya'da olabilir bu. Global Survivor, yani 12-37. Şeyde anlatırım hakikaten. Biz son 2-3 aylarda ne yaptık? Evet. Yani ana konu o aslında. Okay. Evet, ne yaptık? Ne yaptık? O kadar vardık yani şimdi. Yani, var yani. Bayağı. Emir Keyici işte spor yapsın diye Emir Keyici Kendo'ya başladı. Evet, Kayseri'den selamlar. Evet, onu Kendo'ya götürüyoruz. Kayseri'ye selamlar. Ondan sonracıma Tayland'a gitmiştik biliyorsunuz. Evet, Tayland'a gittik biz. İlk Phuket'e gitmiştik. Aynen geçen de gittik de ilk gittiğimizden bahsediyorum. İlk Phuket'e gitmiştik. Phuket'te kaldığımız otelin çok yakınında Muay Thai karşılaşmaların yapıldığı stadyum vardı. Maçı yapıyordu Muay Thai maçı. Onun için Muay Thai maçı olacağı akşamının gününde broşürler dağıtılıyordu. İşte Emir Keyici de broşürleri görünce böyle kaslı boksörleri ben de Muay Thai yapmak istiyorum demişti. Biz de Malezya'ya gelince buralarda var mı acaba hani öğreten bir yer var mı diye aramıştık ve burada bizim aslında yürüme mesafesinde arabayla da 5 dakika mesafede bir Muay Thai Müşahane selamlar. Jim yani hem jimnastik salonu hem de Muay Thai öğretiyor. Aynen ya. Böyle bir yer bulduk. Emir Keyici başladı. Emir Keyici'nin arkasından Masataka başladı. Evet, ben de yapmak istedim yani. Bir böyle zaten dövüş teknikler. Evet. Dövüş teknikleri öğrenmek istedim bir tane daha. Ondan sonra zaten bu Güney Asya'ya ait şey ya Muay Thai. Evet. Yani orijinalisi Tayland ama yani burada da çok burada iyi çok yapan var. Çok yapan var ve çok iyi dövüş çıkıyor. Yani hem de oturduğumuz yerden yakınsa bu iyiymiş diye. Başaradım yani 3-4 aydır yapıyorum ben de. Evet. Ben de ondan sonra da ben başladım. En son ben başladım. Ben 2 aydır falan yapıyorum yani yaklaşık 2 ay oldu. Yani ayrıca Muay Thai yapıyoruz. Evet, o en sonunda eşim de başaradı. Evet. Eşim de başaradı. Gerçekten ayrıca Muay Thai kickboksu yapıyoruz biz. Evet. Ya çok iyi ya. Hem kas geliştiriyoruz. Hem de spor yapmış oluyoruz. Evet, kilo gerçekten yani ısınma evresinde çok iyi çalıştırıyor. Aynen öyle, aynen. Spor iyidir ya. Evet. Vallahi spor iyidir, çok iyi oldu. Onu başladık. Sonra
Başka neler oldu? Sonra kayınvalidem geldi. Bursa'ya selamlar. Kayınvalidem de 10 gün kaldı bizimle. Onu Tayland'a götürdük. Bu kez Bangkok'a gittik. Bangkok'u gezdik 4 gün falan. Aynen öyle. Bangkok'a da gittik biz. Kayınvalidem döndü. Zaten döneli bir hafta falan oldu. Afi Koç. Hello. Hello. Thank you for watching our live streaming. Thank you. Arkadaşlar bizim Muay Thai Koç şimdi izliyor. Afi Koç. Yani işte. Başka ne oldu? Başka var mı bir şey? Bangkok'a gittik, Muay Thai başladık. Evet. Ondan sonra o şey ya. Benim bu EIDO hocası geldi Japonya'dan. Evet. O da gelmişti. Benim ustam seminer verdi. Seminer verdi bu Malezya'da. Evet. Ya bir haftadır çok iyi seminer verdi. Yani ben de çok yardım ettim. Benim hocamı çok beğendi Malezya'nın grubu. Masada sayesinde Malezya'ya Japon hoca getirdi. Evet. O sen de çok yardım ettin ya. En son benim işte hocam için Japon yemeği hazırlamıştım. Evet. O çok teşekkür etti. Gerçekten çok teşekkür etti. Vallahi çok teşekkür ettim. Ama baktım aç kalıyor. Hemen el attım. Olaya. Helal olsun. Eline koluna sağlık. Diye öyle geldi, seminer verdik. Yani çok iyi. Bir hafta çok iyi geçti gerçekten. Evet. Yani Malezya ve Japonya'nın yani bir martial arts dövüş sanatının bir bağlantısı kurdum ben. Yanlış bir şey mi konuştum? Japonya ve Malezya arası Iaido'nun bağlantısını kurduğun gibi bir şey oldu gerçekten. Aynen öyle. Yani işte hocayı buraya getirdin, seminer verdin. Artık bundan sonra seminerler devam edecek gibi gözüküyor. Aynen. Karşılıklı gidip gelecekler. Yani güzel bir dostluk kurulmuş oldu açıkçası. Aynen öyle, evet. Onun için ben de 6. dan seviyesi olacağım. Yani izin aldım. İzin aldım değil aslında. Kabul ettim. Onay aldım. Onay aldım. Of ya, Türkçe mi gitti ya? Boş ver. Anladınız zaten. Evet. Onay aldım. Yani şimdi 5.'den 10 senede uğraştım da 5.'den oldum. Şimdi 12. sene neredeyse bitiriyor. 6.'dan seviyesine olacağım %99 inşallah. Muhteşem çifte, kocaman günaydınlar. Gamze, Furkan, Salıcan. Teşekkürler. Türkiye'ye günaydın. Burada öğlenden olmasına 10 dakika kaldı. Kahvaltı ettiniz mi? Kahvaltı ettiniz mi yani? Simidi ve açma özledim ya. Kelimeleriyle videolarınızı çok güzel bekliyoruz devamını. Teşekkür ederim. Venhar Temiz. Teşekkürler. Günaydın. Özcan. Bir saniye. Özcan Ali. 81. Günaydın. Fatma K. Günaydın. Bu saatte izleyenler varmış ya. Siz işe gidiyorsunuz herhalde değil mi? Yani cuma günü. Nerelerdensiniz? Türkiye'den olanlar, başka ülkelerden olanlar, ülkeleri nereden izlediğinizi yazarsanız seviniz. Bursa'ya selamlar. Ya gerçekten bu ara Bursa'nın bir yemek... Kanada'dan. Kanada'ya Kanada selamlar. Kanada saat kaç şimdi? Hiç anlamıyorum o tarafındaki saati şu an. Yani daha şey geride kalıyor değil mi Kanada? Neresi? Hayırlı sabahlar. Neresi? Tayipi Silom'dayım. Sevgiler. Belçika'dan izleyenleri var. Halime Muhammed. Wow, Belçika. Her yerden. İşte Japonya'da. Tahmin ettim işte. Japonya. Saatinden tahmin ettim. Japonya'ya selamlar. Tahmin ettim yani. Denizli, gerçekten. Adana'ya selamlar. Ben çok gururu duyuyorum. Yani şimdi başka bir, yani burada yaşayan YouTuber Japon'un kanalda böyle eşlik ettim. O zaman ben şöyle söyledim. Ya ben de artık dünyanın her yerinde tanıdık Türkler var dedim. Yani tecrübelerden söyledim. Phuket'e gittiğimde bir can vardı. Eğer can sen izliyorsan burada yani çok selamlar. Biz Phuket'e gideceğiz. Ondan sonra zaten Malezya'ya ilk geldiğimde de yani Hüseyin abi var, Deniz Bey var yani bana mesaj attılar işte. Dünyanın nereye giderse de kesinlikle tanıdık biri çıkıyor. Çok hoş bir şey. Gerçekten. Evet. Eyvallah, sağ olasın.
Bize günaydın saat 7. Hay Kadir hiç dönmez. Hay. Günaydınlar, günaydın. İzmir'e günaydın. Oh İzmir. Aa özür dilerim İzmir. Almanya'ya günaydın. Almanya'ya günaydın. Tabii Almanya'da günaydın mı? Almanya'ya günaydın. Günaydın. Evet, tabii tabii. Günaydın. Almanya'da 5 saat yok. Aynen. 7 saat farkı var buradan. Ha. Günaydın diye günaydındır evet. Bursa'ya da sevgiler. Ya ben fark ettiğim kadarıyla Bursa'dan izleyenler çok varmış gibi. Ya bu ara gerçekten neden bilmiyorum benim bu Instagram işte bakarken Bursa'nın yemek hesabı çıkıyor. Bursa sokak lezzeti falan yani neden bilmiyorum. Bursa'nın meşhur işte yemek lokantası falan anlatan bir hesabı çok denk geliyor. Aa Mersin'e geldi. Mersin derken dün zaten ben şeyde paylaştım. Tantuni yemek sayfası tamam. yemek sayfasından paylaşıyorum, bakıyorum ama ya yemekler her zaman ben özürüyorum Türkiye'nin yemekleri. Yani şey ya. Muğla'ya da selamlar. Muğla, wow. Konya'ya hayırlı cuma, selamlar. Hayırlı sabahlar. Konya'dan selamlar. Yusuf Kılıç. Yok. Tebrik edeceğiz. Daha 5 dakika var onun. Daha 5 dakika. Sohbet edebiliriz. Aynen. Antalya'dan günaydın Antalya. Wow. Antalya'ya selamlar. Ya Antalya'ya bir daha gitmek istiyorum ya. Biz sadece hayatımızda bir kere gittik Antalya'ya. Balayla. Ya bir kere gitmedik. Ne oldu? Bir kere canım. Kaş da Antalya. Kaş. Aray Kaş Antalya'ya ait miydi? Değil miydi? Aray bir dakika. Antalya'dan Kaş'a geçtiğimizi hatırlıyorum ben. Bak benim demek istediğim bak Antalya'nın merkeziye sadece bir kere gittik. Yani Kaş orada akvaryum falan yazdı. Çok güzel Kaş. Bak şimdi Kaş benim için ayrı özel bölge. Ya tamam okey. Kaş'a 3 kere mi ne gittik ya? Yani 3 kere mi? 2 kere mi? 2 canay. 2 kere. 2 kere, 2 kere. Bir de annenle mi gittik? Aynen öyle. Üçüncü kez de gideceğiz. Nasip olur inşallah. Hay. Kaş Antalya'ya ait. Arpoz. Hay. Evet. Yani 4 saat böyle biz 2 kere giderken bir Antalya'dan otobüsle gittim. Hem de Fethiye'den. Kazakistan'a selamlar. Kazakistan mı? Wow, Kazakistan. Onto da 23 ayka 23 hay Kazakistan selamlar. Wow Kazakistan'dan. Kazakistan nasıl? Kazakistan'daki yaşamı çok merak ediyorum gerçekten. Ne? Bu YouTube izleyenlerde de Kazakistan'da yaşayan var mı? Ya o taraf hiç bilmiyorum ben mesela. Ben de hiç gitmedim yani. Yani hiç bilmiyorum gerçekten. Gitmedim bile çok da böyle şey de görmedim hani o ülke gezen programlarda da çok Kazakistan evet. Bölümü falan da görmedim açıkçası. Evet. Evet. Türkiye'de ben yaşarken bana Kazak mazak çok diyordun ama yani Kazakistan'da hiç bilgim yok bende. Hiç anlamıyorum. Evet. Çok fazla bilgim yok benim de. Aynen. USA. USA. Mine Unsal. Ya kusura bakma çok gerçek. Ünsal herhalde. Ünsal. Evet. Yani Türkiye okuyamıyorum. USA'ka. Ha USA ne? USA'de Türkler ne kadar yaşıyor acaba? Çok mu? Vardır. Ha, vardır ne? Vardır ne? Ya ben de yaşamak istiyorum. Ben de bir yaşamayı denemek istiyorum USA'de. Kanada deyince yani Kanada. Dünyanın her yerinde yaşamak istiyorum. Oh tabii dünyanın her yerinde yaşama şansın varsa ben yaşarım yani. İyi para verin ondan sonra ben... İyi para verin. Yaşarım. Hiç sıkıntı yok. Community kururum, arkadaşları kurarım. Oralara ait kültürü de bir şeyler öğrenirim. Ben öğrenirim dünyanın her yerinde. Afrika'da bile belki. Ben her yerde yaşayamam. Avustralya'dan selam. Avustralya'da yaşayan Türkiye'de evet, çok tanıyorum. Aynen evet. Avustralya'da. İyice yani benim son hedefim de aslında Avustralya idi. Son hedefin derken? Malezya'dan sonra bir kere daha dördüncü ülke olarak eğer geçerse Avustralya iyi karar diye düşünüyordum. Yaşamak için. Avustralya'da cidden düşünüyordum ben. Hollanda'dan selamlar. Hollanda. Wow. Dünyanın her yerinden izliyor ya. Çok ne? Arigatou gozaimasu. Sumimasen ne minasan. Arigatou gozaimasu. Hontoni. Dünyanın ne? Kocaeli'ye selamlar. Hollanda. Aslında Hollanda'da yani Avustralya'ya aynı şekilde aynı seviyede ben Hollanda'da düşünüyorum. Evet Hollanda'da güzel. Çünkü Hollanda benim bildiğim kadarıyla Japonlara çok kolay vize veriyor. Bir kanun var öyle. Japonların giremediği ülke var mı? Yok hayır bak Japonlar her yere gidebiliyor. Yani çoğu ülke vizesiz gidebiliyor. Ama yaşamak için
Ayrıca vize alması gerekiyor. Çalışma evet. vizesi, oturma vizesi evet. falan filan. O Hollanda, Japonlara eskiden bir, ya, bir eskiden bir şey ne bağlantısı mı kurmuş yani öyle bir history'li var, tarihli var. Onun için hala o geçerli olduğu için Japonlara kolay işi, vizesi falan veriyor diye duymuştum. Onun için Hollanda, iyidir be Hollanda. Türkler de çok yaşıyordur Hollanda'da. Vallahi çok yaşıyordur. Türkiye'ye gelince bizi bekliyorum. Teşekkür ederim Buket'ten ve Esila. Teşekkür ederim. Siz nerede oturuyorsunuz? Evet. Portekiz ve Hollanda. Aa, Portekiz de ne? Portekiz de aslında benim listemde vardı. Çok var aslında. Senin listende zaten yok. Deminden beri kim ne hangi ülkeyi söylerse benim, o da var listemde değil. Benim listemde adayları çok var. Çok. Gerçekten ya, çok. İşte bütün ülkeleri sayın yani. Hepsinde yaşar. No. Yani gerçekten dediği Portekiz, Avustralya, bir de Hollanda. Vallahi ben düşünüyordum ben Malezya'dan sonra. Bu üç ülke güzel benziyor diye. Onun dışında artık bilmiyorum. Ben yani... Şirketi gönderirse belki de. Kanada. Ya Kanada her zaman güzeldir ya. Kanada benim oğlumu yaşamak istiyor büyüyünce oraya. İnşallah gider ya. İstanbul'dan selamlar. Evet İstanbul'a selamlar. Hay foto. 1997-91. Hay. Ne? Çok tatlısınız. Çok maşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hay. Yavaş yavaş oğlumu almaya gitmemiz evet. gerek. Hay. Ne? Çok Instagram bakarak konuştum ama Almanya hiç düşünmedim mi? Almanya zaten benim gençkendeki ilk taşınmak istediğim ülkenin bir tanesi. Ülke. Ve Almanca'yı bir gezdim. Evet. Pardon, Almanca dedim ya. Almanya'yı bir gezmiş. Almanya'da yaşamaya karar vermiş ama Türkiye'de yaşamış. So. Türkiye'de takırdım be. Yani Almanya'ya doğru giderken Türkiye'de bir takırdım ondan sonra oradan kökreştim ben. Yerleştim, çıkamadım ben. Bir daha çıkamadım. Orada. Evet. Şimdi biraz kesildi. Devam ediyoruz biz. İşte Amasya Bartın'a geçtik. Oradan Kasım'a geçtik. Yani biz böyle hep böyle şey deniz kenarı tarafından geçtiğimiz için. Daha içten de gidebilir. İçten gidince başka şehirleri görebiliriz. Aynen öyle. Bir dakika Giresun Kastamonu'nun yanında kim miydi? Biraz aşağısında mı kalıyordu ya? Sağ tarafında mıydı? Yani Kastamonu'dan sonra ne var? Samsun mu? Kastamonu, Samsun, Giresun. Ya bunlar böyle hep sıralı zaten. Hay. Ha İstanbul'dan selamlar. Adana ya bu ne? Kesin çok kafasının önünde kebaplar, etler dönüyor şu an. Atarım ya, elbette. Adana'ya ne? Adana'ya insanlar ne için? Yemek yemek için. Boğa burcu ise yemek yemeye gider abi. Ya bir de çünkü ya bir şey söyleyeyim. Bir tecrübe söyleyeceğim. Benim bir tecrübeni söyleyeyim. Ben Japonya'dayken biraz rehberlik yapıyordum. Yani Türkiye'den gelen müşteriler Japonya'yı gezdiriyordum. Evet. Bir böyle Adana'dan bir grubun da katılanların tamamen Adanalıydı. Adana'nın biraz yani zengin seviyesindekileri. Yani o öyle insanları gezdirdiğimde bir kere böyle Japonya'nın mangara götürdüm. Böyle eti kızartıp ondan sonra pirinç ile yani tabii Japonya'da olduğu için pirinç, et, sebze bunlardan çıkıyor. Evet. Onlar ne istedi biliyor musunuz? Ne istediler? Ekmek istediler ya Japonya'nın mangarıcıda. Pide lavaş getireyim abi size deseydin. Değil mi ya? Keşke Türkiye'den getirseydi ya. Ben şaşırdım yani. Okey. Çünkü ya bir de şey de var. Japonya'nın başka yemeklere de alışamadı. Yani çok yemek istemedi. Tamamen böyle yani ne bileyim yani. Uzak durdular yemek istedim. Uzak durdular yani Japonya'nın yemeklerine. En son mangarıcıya götürdüm. Ondan sonra sonunda mangarı yapabiliyoruz falan böyle çok sevdirir. Ama yani pirinç çıktığında biraz üzülürler onlar gene. Ekmek yok mu diye. Ya kusura bakma yani burası Japonya ekmek çıkmaz bizim mangarıcıdan. Ya diye böyle çok üzülürler. Ben de dayanamadım. Onun için aşağıda bir kombini var ya yani şey. Market. Markete gidip orada satan bütün ekmekleri alıp götürdüm ben. Süpersin ya. Ekmek. Hayal edemedim yani şu an. Yani çünkü Japonya'nın mangal ve masanın ortasında, oturduğun masanın ortasında mangal pişirip yiyorsun. Evet, İşte evet. Onu istersen işte yanına böyle udon, çorbalı udon ya da sade pilav, buharda pişmiş pilav getiriyorlar istersen. Evet. Onun dışında işte sebzelerle falan beraber yeniliyor. Ekmek diye bir şey yok yani. Öyle bir kültür yok. Yani eti ekmeğin arasına koyup Nein. Orada öyle bir şey yok yani. Hayır.
Sanırım Güney Kore'de de yok et mangalda ekmeği. Belki de yoktur. Yani. Ben belki görmedim de yoktur. Yani. Ha. Bizde var mangal hani ekmek arası yapan. Ha, ha, ha. Ama işte şey ilginç Japonya'da çok şaşırmıştır. Diğer yemek yiyenler falan görse onları. Tabii tabii canım. Özel rezervasyonu o da olduğu için başkaları görmedi de. Yok hatta. Yani, başkaları görmedi de ama gördüğü zaman çok şaşırırlardı. Yani öyle şeyleri var ya. Evet. Amasra Bartı'nı sevdin mi diye sormuştu bir yerden. Amasra Bartı'na aşığım ben. Mümkünse her gün Kastamonu'ya giderken biz kesinlikle bir uğrarız. Oradan deniz manzarasına bakarız. Ben rahmetli Karşı Akarsu'nun hayranıydım arkadaşlar. Kesinlikle. O anısına dikilen heykeli gider ziyaret ederim. O parkta dururum şöyle bir denizi izlerim. Amasra yok hatta ya o gerçekten. Amasra çok güzel. Amasra çok güzel. Çok güzel. Evet. Aynen öyle. Gerçekten. So. Selamlar olsun. Selamlar Amasra. Çok güzel. Memleketim evet. Çok güzel zaten. Yavaş yavaş evet, gidelim. Artık veda edelim. Ha, veda. Emir Genç bizi bekliyor. Evet. Onun için evet. Şimdi bugün bu kadar. Ara sıra yapmaya çalışacağız yine böyle canlı yayınlar. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.